Fraksiyon herkese merhabalar, ben Burak Akbinek. Bugün Berk Yakar'la beraber size Asus'un Asus GD502 VS isimli notebookundan bahsedeceğiz, bunu inceleyeceğiz. Şimdi bizim genel konseptimiz olduğu üzere bilmeyen insan, bilen insan şeklinde evet, ilerliyor olacağız. Notebook'u geldiği gibi ben Berk'e verdim, Berk gidip Etsy'nin, Temisen'in, Hepsi'nin. Sen bunu incele. Hepsini aldım ben komple. Aynen öyle. Ki ben de aklımızdan geçen soruları burada gerçekten ilk defa gören insan olarak sorabileyim. Şimdi her notebook incelemesinde olduğu gibi fiziksel özelliklerden başladım. Hemen ilk sorumu sorayım. Berk, Allah aşkına bu arkasındaki bu renkler LED mi bunun? Hatta şöyle açıp gösterelim, yoksa plastik mi? Nedir bunlar hani gördüğümüz? Şimdi yakın zaten görünüyor olacak. Okay. Yakında gözüküyor. Işık geliyor bunun arkasında ve biraz loş bir ortamda kırmızı kırmızı parlıyor. Logoya mı ışık geliyor, yandaki logoya geliyor? Logoya bunlara da geliyor. Şu çizgilere de geliyor. O da çok güzel bir görüntüsü oluyor aslında. Arkadan ışık veriyor ve bunlar önde böyle bir şey yapıyor. Ne denir? Çok bir kırmızı bir hava yapıyor. Evet. Portakal renkli mi, kırmızı mı? Kırmızı oluyor. Burada portakal rengi gözüküyor ama kırmızı oluyor. Peki, tamam şimdi ben gördüklerimden başlayayım. Bu anladığım kadarıyla fırçalanmış alüminyum. Evet. Arka taraf bu kısımlar plastik. Açıp çevirdiğimiz zaman ben el koyuyorum yavaş yavaş çaktırmadan. Açıp çevirdiğimiz zaman da bu notebook görüşürüz deyip ön taraf gene alüminyum. Peki bu öndeki logolarda aynı şey var. Logoda daha doğrusu aynı şey var mı? Yok. Orası ses çıkışları. Tamam, yok. Şurada bir logomuz var. Bunun arkasında bir ışık kasası yok. Evet. Ses çıkışlarımız var. Ona geleceğiz. Benim hoşuma giden bir kısım. Dış kasadan bahsediyoruz. Alt kısmındaki ayakçıkları. Ha, dur peki oraya gelelim. İçe sonra geçelim. Ben hemen açıverdim. Turuncu renkli ve güzel sert plastikten bir kaydırmaz onlar. Gerçekten nerede isterseniz masa kullanın, isterseniz soğutucu cihazına kullanın. Kesinlikle kaymıyor. Kaymıyor ama çok kirli gösteriyor ama maalesef benim gibi delilerin baktığı bir şey. Kim altına bakıp tozu görür, hiç önemli bir ayrıntı değil bence. Alt kısımda gene bu Strix'in bizim sevdiğimiz genel uygunun, genel tasarımın uygun şeklindeki çizgilerin devam ediyor. Evet. Güzel böyle bir takım şekiller yapmışlar buraya. Ben biraz işlevine bakan bir adamım. Yani tamam şekil güzel ama altında sen görmeyeceksin bunu yani. Yani dönüp bakmayacağız da. Ya çok buradaki ben fan çıkışlarını, arkadaki fan çıkışlarını ve önündeki eğer varsa bilmiyorum şimdi bakacağım. Olmayan fan çıkışlarına bakarım. Önde çok küçük küçük delikler dışında herhangi bir şey yok. Ön taraftan gelen bir fan, bir hava devir daim söz konusu değil. Bu muhtemelen önden alıp arkadan alttan alıp alttan alıp üstten geliyor gibi bir şey var. Bunun havalandırmasını iyi yapmanız gerekiyor gibi geliyor bana. Evet, çünkü biraz bakıyorum, ısınma oluyor tabii. Onu konuşacağız yani şu anda. Az sonra. Az sonra. Şey yok yani hani bu da ses anlamına gelebilir. Peki güzel bir Department of Gamers yazımız var burada. Evet, açtığım zaman gayet görünüyor. Parmak izi tutuyor. Maalesef evet, parmak izi kalıyor bir de. Ha. O eksilerinden biri. O denk gelmişken söyleyelim. Ama yani silmenize rağmen o izler kalıyor. Bu tasarımın da şeyi bu. Hani dezavantajı bu evet. Bir şey yok. Parlak plastikte, parlak metalde bunlar kalıyor dostlar. Yapacak bir şey yok burada. Peki klavye gelin mi artık? Tabii gelin hemen. Şimdi klavye ve ilk hani açtığın zaman notebook'u karşına çıkan imaj gerçekten çok güzel. Hoş ya. Böyle portakal renkli. Artısı Türkçe layout olması. Evet. Çok Türkçe. Gerçekten çok rahatlatıyor. Numerik klavye var Türkçe. Numpad olması tabii. WASD'miz falan her şeyimiz. Farklılaştırmış burada WASD tuşları. Biraz daha değişik bir şey katılmış ortaya ama bunlar sert plastik, çok da bir fonksiyonu yok renkli olması dışında. Evet ama diğer oyun test ettiğimiz notebooklara göre daha bir hissiyatı daha iyiydi. Öyle mi diyorsun? Evet. Daha iyi buldum açıkçası. Peki touchpad'imizin etrafında güzel bir portakal renklendirme var. Yani tasarım olarak güzel. Böyle ilk gördüğün zaman zaten biz ilk ofise geldiği zaman da açtığımızda ooo tasarım. Aynen. Konuşuyor arkadaş demiştik. Muhtemelen gördüğünüz zaman siz de bunu söyleyeceksiniz. Bir eksik touchpad biraz nasıl diyeyim? Touchpad kalmış yani bir artısı yok. Eksi de yok. Ha. Vasat. Vasat evet. Vasat. Vasati 44. Hep de bu gelir aklıma vasat kelimesinde. Peki genel olarak imajımız bu. İlk bakışta güzel. Şimdi biraz sağına soluna bakalım çünkü o kısımlar önemli. Şimdi bu tarafta yan tarafına bakmaya devam ediyorum. Bu tarafta bir de tarihçiyemiz var, evet. Hastasıyım. Ama bu tabi şu anda ne kadar işledi bu tartışılır çünkü tarihçi yaygın değil. Dar bir kesime şu anda hitap ediyor aslında bir tarihçi olması. Aynen öyle. Geçen de ben söyleyeyim açık olarak benim sisteme kurduğum Asus
şeyde anakartın içerisinden Type-C çıktı. USB Type-C bir USB bellek çıktı. USB belleğim oldu. Hani düşünün. Elimize geçmiyor. Yok yani. Hani harici disk falan şu an bunlar biraz yalan. Yaygınlaşması lazım ama var mı var. Evet. Hani ileride böyle bir şey olacağı zaman kullanabilir misiniz? Saniyede 10 GB kesinlikle hız. Yani gigabit düzeltiyorum. Hız süper. Buradakiler kırmızı. İki tane daha USB'miz var. 3.0'lık ses çıkışımız, şey çeleklik ses çıkışımız var. Hem mikrofon hem ses için o. Hem mikrofon hem ses beraber. Güzel ve aynı zamanda gene problem. Çünkü bunda destekleyen bir kulaklığımız yoksa geçmiş olsun ama ya bu şey anlamına geliyor. Genelde telefon için kullandığımız kulaklıkları burada konabiliyoruz. Aynen. Kart okuyucusu var. Evet. Sen bununla ilgili biraz şeyler söylemiştin. Biraz araştırdım baktım. Standart bir SD kart okuma hızına sahip. 60 ya 90 megabayt ise değişiyor. Megabit. Megabit pardon. Aha. Megabit. O hata hep yapıyoruz. Onu siz de yapıyorsunuz, biz de yapıyoruz. Dil sürçüyor ya, o dil acayip sürçüyor, sürçüyor ya. Onun kemiği yok. Demin ben de yaptım. Gigabyte, gigabit, megabit. Ha? Çok nadiren de olsa bazı notebooklarda 140 megabite kadar okuyan SD okuyucular kullanılıyormuş. Tabii bir oyuncu notebookunda ne kadar hızlı bir SD aranır tartışılır. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki, XOR tabii saymıyoruz bunu. Tabii ki şimdi videonun devamında geleceğiz. Böyle bir notebookunuz olduğu zaman tabii ki bunu oyun için kullanacaksınız ama bunu aynı zamanda bizim gibi video işlemek için de kullanabilirsiniz. Evet, kesinlikle. O zaman dua edeceğim bir şey. En basitinden bir fotoğraf makinesi kullanıp bu tarz işlerde kullanmak istiyorsanız kesinlikle SD kartını okuyacaksınız. Peki, o zaman ekrana devam edelim. Şimdi ekrana devam ediyoruz. Burada benim hemen dikkatimi çeken bir şey var. Ben dayanıklı ama çok kalın bir çerçeve bu arkadaş. Evet. Yani bu da senin görüntüleme alanını aslında daraltıyor. Nedir burada ekranımız? Kaç 15.6 inç Full HD IPS ekran var. Bu ne demek? Renkler hakikaten güzel gözüküyor. Karanlık ortamda çok fazla gözünüz kısmak zorunda kalmıyorsunuz göreyim diye. Keza aydınlık ortamda da geçerli. O yüzden başarılı bir ekran. Peki ekrandan mutlu oldum. Oynanırken peki sana yeterli geldi mi bu alan? Çünkü 15.6 Evet, alıştığımızdan biraz daha ufak. Hele FPS için çok zor ya. Yani siz de ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama FPS tarafında ben Rainbow Six oynuyorum mesela evde bol bol. Benim oradaki 15.6 evdeki yok arkadaş yani. Ya çok ince atış yapamıyorsun bunu. Alışkanlığa bakıyor. İlk başta tabi ufak geliyor ama bir süre sonra insan göz alışıyor aslında. Senin gözlerin benden daha şahit. Sen gözüktün ya, belki onun ilgisi vardır. Peki, ekranımızda Full HD IPS ekranımız var ve performans bakımından belki mutlu olduğunu söyledi. Evet. Parlaklık bakımından da iyi olduğunu söyledi. O zaman yavaş yavaş teknik özelliklerine doğru artık biraz daha girmeye başlayalım. Şimdi gelelim notebook'un içindekilere. İşlemcimiz nedir? İşlemcimiz i7-6700HQ. Tam işlemci tamam, ekran kartı ne bölümümüzde? Nvidia 1070 var, 8 MB'lık. Düz 1070. Evet. GTX 1070. GTX 1070 öyle, DTI falan bir şey yok. Tamam, 8 GB RAM'i var. Evet. 256 bitte veri yolu var. Aynen. Şimdi bunu konuşuyorduk videodan önce. Hani şey hikayesi var ya artık yeni dönemden beraber Nvidia desktop'lara koyduğu ekran kartını buraya da koymaya başladı. Çok sağlam bir ekran kartı elimizde. Yani oyunlarda herhangi bir video işlemede falan problem çıkartmıyor olması lazım. Çok rahat çalışıyor. Parayı verip takır takır kullanıyor olmanız lazım. Şimdi dur. Hep unuturuz. Şeyden bahsettik işte en önemlisi işlemci deriz. Yani deriz işte RAM 16 GB. Okey. İşte şey grafik kartı falan da. Depolamada ne var? Bir tane SSD var. SanDisk 250 GB'lık. Bir de 1 TB'lık normal hard disk var depolamada. Depolama için. Evet. Bu bakımdan ya, içinde bir SSD olması zaten bilgisayarın çok rahat açılmasını sağlıyor. Tabii klasik, artık ona alıştık. SSD'in varsa kralsın, açıl dediğin zaman açılıyor. Peki yani genel olarak toparlamak gerekirse, bir an el alışkanlığı kapatıyorum pencereleri. Genel olarak toparlamak gerekirse elimizde çok güçlü işlemciye sahip, çok güçlü ekran kartına sahip. Bence iyi RAM'li olan... Daha güçlü işlemcileri var tabii. Tabii ki. Yani 16 GB yeterli. 30-60'a kadar yolu var muhtemelen. 32 upgrade edebiliyoruz. 32'ye kadar çıkıyor. SSD'miz falan filan her şey güzel. Şey soracağım, şimdi en son bedenine geleceğiz, performansına geleceğiz ama performanstan önce şunu söyleyeyim, kaç kilo bu? 2,5 kilo. 2,5 kilo, yanında şeyi var mı? Tuğlası. Var. Adaptörüne beraber. O da 500 gram olması lazım. 3 kiloluk bir notebook var. Aslında 3 kilo, önceki notebookları düşündüğümüz zaman tasarımları falan filan böyle güçlü bir notebook için iyi bir rakam. Evet. Bir diğer özellik hazır, hani ağırlık gibi bir şeyden bahsetmişken, ebatları olarak çantaya rahat sığabilecek ebatlara sahip. Tabii 15.6 evet. Onları güzel düşünmüşler.
Tamam, şimdi her şeyi hoşlan edelim. Bunun, bu güzel bilgisayarın görüntüsü falan, her şeyi tamam, bayıldık ettik falan. Referansları gayet kuvvetli. Hı hı. Peki iş yapım kısmına, şimdi sen buna ne oynadın? Ben buna ne oynadım? Ben bunda hemen Forerunner oynadım. Gelir gelmez. Betasını oynadım. Betasını oynadım. Hı. Open Beta ile oynadım özellikle. Hı. Nasıl performans alacak diye. 60 FPS'i gördüm. Peki. Özellikle şeyi karşılaşması yaptım. Nvidia'nın kendi optimizasyonla yapıp yapmama arasındaki farkı gördüm. Çok kişi fark etmedi. Peki. Çünkü Ultra'da açtı zaten. Ha. Ayarları. Onu soracak. Evet. Çok Ultra'da açtı ayarları. Optimizasyon etmeme rağmen. Ve 60 FPS'i gayet iyiydi bence. Peki. Wildlands oynadım. Ghost Recon Wildlands. Peki. Ah 7'sinden onu bekliyoruz hepimiz beraber. Onlara benzer bir akıcı performansı gördüm. Onun dışında zorlayacak başka bir oyun oynamadım açıkçası. Hmm. Bakmak için. Overwatch tabii ki oynadım. Onları 60 FPS'e çok rahat bir şekilde gördük. Tamam, oyun tarafında sonuç numaraları oynamışsın Ubisoft'un. Evet. Peki benchmark'ları attık. Onlara evet. Sonuç aldım. Trademark'ta 11.000 hatta 12.000 evet. Rakam aldık ki beklediğimden daha düşük çıktı. Daha yüksek bir rakam bekliyordum. Yani 2013 notebook, gaming notebooklara yüksek bir rakam aldık ama mevcut notebooklara düşük bir rakam aldık. Daha iyi şey aktarmak gerekirse şu anda hani o rakam ne diyebilecekler. Ya üzerinde 1070 olan notebooklara göre biraz daha nispeten düşük, düşük bir rakam. Düşük, düşük sonuç aldım. Peki genel performans olarak? PC Mart'ta 3700 puan aldı. Bu ne demektir ki? Diğer bu şey katılan, benchmark katılan notebooklardan %75'inden daha iyi bir not almış. Ki bu iyi bir rakam. Keza PCMark sırf grafik kısmına bakmıyor bildiğim kadarıyla, tabii, diğer kısmına performansına bakıyor. Bu bakımdan başarılı bir oyuncu notebook diyebiliriz. Tamam. Pil tarafında nasıl tecrübe yaşadın? Çünkü oyun oynadım bunda. Evet. Pil tarafında şöyle bir tecrübe durum var. Boşta bıraktığınız zaman 4 saate kadar dayanabiliyor. Ama aktif kullanırsanız sadece pilleri 1 saatte bitiriyorsunuz. Oyun oynarsan evet. 1 saatte bitiyor. Yani normal. Normal tabii. Bu tarz şeyler için. Çünkü bir de yüksek çözünürlükle kullanıyoruz sonuçta tüm oyunlarımızı. Bununla onu zorladığımız için normal bir performans. Evet. Ne artısı var ne eksisi var. Tamam peki. O zaman genel olarak birçok özelliğinden bahsettik notebook'un. Son olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı onu sorayım. Benim kazaren keşfettiğim üzerindeki mikrofonların performansı oldu. Nasıl kazan keşfettin? Şöyle oyun oynarken bir yandan da kayda alıyordum. Oynadım ve mikrofonları kapatmayı unutmuşum. Genelde kapatırım. Tabii. Ortam sesi girmesin falan diye. Ama laptoptan uzakta olmama rağmen 2,5 metre kadar benim sesimi ortam sesinden ayırarak çok güzel bir şekilde almış. Ki bence güzel performans bir şey için, mikrofon için. Toplu güzel gülen. O bakımdan kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, Skype'de falan kullanacaksınız. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. Genelde bir notebook testlerini yaparken artık o kadar standart ve diyeyim hani game changer dediğimiz hani oyuna çok fark eden bir test çok fark eden bir şey olmadığı için genelde notebook'ların kendi webcam'ini ve sesinin düzeltiyorum. Mikrofonun performansına pek bakmayız. Yani çünkü derdimiz genelde bizim odaklandığımız kısım işlemci oluyor, ekran kartı oluyor, RAM oluyor, tasarım oluyor. O yüzden onları hani standart şeyler koyuyorlar diye geçiyoruz. Demek ki aslında sus burada biraz fark yaratmaya çalışmış. Evet. Tamam. Toparlayalım artık. Kızımız güzel. Performansı tahmin ettiğimiz yol satın üzerine bir performans çıktı. Evet. Sen böyle bir notebook olsa alır mıydın? Bunun fiyatı ne kadar? Ondan başlayayım önce. Sonra da böyle bir notebook olsa alır mıydın? Fiyatı... Elinde paran olsaydı. İsterse bir oturun. 2000 euro. 2000 euro. Peki. Evet. KDV daha iyi mi? Abi KDV çıkar. Valla böyle bir notebook alırdım. Ya fiyatı düşünmezseniz. En azından ülkemizde karşını düşünmezsek. Tamam. Güzel bir notebook. Oyun oynamak için ideal bir notebook. Performans olsun. Performans bak bundan iyi bir sizi tatmin edecek seviyede bir performans veriyor. O bakımdan tavsiye ederim. Eğer bütçeniz varsa ayırabiliyorsanız bu notebook'a Asus güzel bir iş çıkarmış kesinlikle. Bu da bildiğin kadarıyla Asus'un ilk Strix serisinden çıkarttığı notebook. Asus Strix serisinin üzerine gidip bu konuda odaklanıp farklı farklı ürünler çıkartmaya devam ediyor. Valla o zaman notebook'la ilgili söyleyeceklerimiz de burada bitiyor gibi geliyor bana. Tek bir şey ekleyeyim şu an aklıma geldi. Biraz ısınma problemi var. Ha onu soracaktım. Üzerindeki 1070 olmasından dolayı. Dolayısıyla bir soğutucu kullanırsanız ömrünü uzatırsınız kesinlikle bu notebook'un. Çünkü ses yapıyor mu? Ses çok yapmıyor ama ısınıyor. Ha.
ısınma problemi var maalesef. Isınma problemimiz var. O da ileride uzun kullanımda evet, gidip problem çıkartabilir. O zaman bir soğutucuyla beraber bunu kullanmanızda fayda var. Zaten genel olarak yazarlarından falan da bahsedersek bir soğutucu almanız notebooklarda faydalı olabiliyor. Çünkü yeni notebooklarda Nvidia'nın üst seviye grafik kartları olduğu için bu tip sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz muhtemel. Çünkü çok yüksek seviyede, çok yüksek performanslı ekran kartları bunlar. Evet. O zaman bu kadar. Söyleyeceklerimiz bunlar. Bir sorunuz olursa lütfen alt tarafa yorumlarınızı sormaya, aktarmaya devam edin bu konuda. Üşenmeyin. Her zaman elimizden geldiğince çabuk hızlı şekilde cevaplamaya dikkat ediyoruz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.